Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere BİM'den aldığım kek ipimle ve Tunus işi tığımla yine güzel kışları kullanabileceğiniz bir model göstereceğim. Basit bir model olacak, emin olabilirsiniz. Daha önce bu kalınlıkta bir iple ve Tunus tığı ile hiçbir model göstermemiştim. Ben de şimdi burada birlikte sizlerle göreceğim. Güzel olacağını düşünüyorum. Kış aylarına da uygun bir model olur diye düşünüyorum kalınlığı açısından. Evet, şimdi hazırsak modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar, ben zincirliğimi kamera arkasında tamamladım. Normal bir zincir çekiyoruz. Tınız tığı olmasa hani sizi yanıltmasın. Normal bir şekilde zincirlerimi çektim. Herhangi bir kat sayısı vesairesi yok. Daha sonra tığımın arkası biraz uzun, arada masaya çarpabiliyorum bu arada. Duyacağınız sesten şimdiden özür diliyorum. Evet, bakın sırayla bütün ilmekleri basıyorum. Şöyle bir tane ilmek alıyorum hanımlar. Bakın sıradakine batıyorum. Şöyle bir tane ilmek alıyorum. Bakın sıradakine batıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bakın bütün ilmeklerimi tığımda biriktireceğim ilk önce. Bakın alıyoruz. Tığımızda biriktiriyoruz. Alıyorum. Tığımda biriktiriyorum. Bu aşama sürekli böyle. Bakın. Zaten bu tığla yapılan modellere ben çok bayılıyorum. Hem kolay oluyor, hem zevkli oluyor. Yani zevk içinde yapabilirsiniz. İlk defa bu kalınlıkta bir ip de deneyeceğiz. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Bakın hepsini tığımda, şişimde yani biriktiriyorum. Görüyorsunuz hanımlar, gayet de zevkli oluyor. Olabildiğince yavaş ilerlemeye göstermeye çalışıyorum. Daha iyi görebilmeniz açısından. Umarım güzel bir şekilde anlatabilirim. Şöyle tekrar alalım bu ilmeğimiz. İpimiz biraz kalın olduğu için bazen ilmeği kaçırabiliyor. Çünkü gerçekten arkadaşlar, hani aranızda bilenler vardır. Bu ip çok kalın bir ip. Yani o yüzden bu şekilde sona kadar geldi kanımlar. Şimdi şöyle bir gösterelim. Sonda bir iki tane kaldı. Bu kalabilir. Sıkıntı değil. Evet, şimdi bakın yapacağımız şey, bakın şu şekilde alıyoruz. İlk önce bir tane çıkarıyorum. Daha sonra bakın ilmeğimi alıyorum. Pardon, şöyle iki tane birden çıkarıyorum. Yani iki iki bütün ilmeklerimden çıkaracağım. Bakın şöyle tutuyorum. Şu şekilde alarak iki taneden çıkarıyorum. Tutuyorum. İki taneden çıkarıyorum. Tutuyorum. İki taneden çıkarıyorum. Tutuyorum. Şu iki tane birden çıkarıyorum. Tutuyorum. İki tane birden çıkarıyorum. Tutuyorum. Şu şekilde bakın iki tane birden çıkarıyorum. Sona kadar hep bu şekilde ilerliyoruz bu modelimizde. Başka herhangi bir şey yapmıyoruz. Burada sanırım biraz gergin çekmişim. Yani olabildiğince de gevşek yapmalısınız. Çünkü söylediğim gibi bu tığları bu şekilde daha sonra çıkarması var. O yüzden olabildiğince gevşek yaparsanız daha kolaylıkla 2-2 çıkarabilirsiniz. Ben oldukça yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Daha iyi görebilmeniz, anlatabilmem açısından. Bakın 2-2 hepsinden çıkarıyorum hanımlar. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim.
Evet, bakın şu an çıkardığım zaman ilmeklerime bu görüntü oluştu. Şimdi yapacağımız şey gene aynı şekilde, bakın ilk ilmeği atlıyorum, bakın ilk olan ilmeği atlayarak bakın ikinci ilmeğe şu şekilde giriyorum. Tığımız sarmıyoruz, yok sarmıyoruz pardon, tığımızı sarmıyoruz, bir an karıştırdım. Bakın şu şekilde ilmeğe batarak alıyorum ve bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi ilk ilmeği atladık, diğer ikisinden sırasıyla bakın şu şekilde alıyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi alarak biriktireceğim gene aynı şekilde. Hanımlar inanın model o kadar basit, o kadar basit bir model ki tamamen zevk içinde, yani sıkılmadan örebileceğiniz bir model. Bakın harika da duruyor. Kalın iple de güzel olur diye düşündüm. Yani kış ayındasınız, ne yapabilirsiniz? Atkı yapabilirsiniz mesela. Çok da yumuşak olur. Çünkü malum ipimiz kalın. Güzel bir atkı olabilir diye düşünüyorum ben. Yelek yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Hem ilerleyişi de kolay bir model. Yani sıkılmazsınız. Bakın. Çok güzel bir model olacak. Yani renk bence çok güzel olacak. Bu renkler buna gidecek diye düşünüyorum. Umarım güzel de anlatabiliyorumdur. Tığımın arkası çok uzun olduğu için bazen çekmekte zorlanabiliyorum. Bakın bu şekilde bütün ilmeklerden alıyorum gördüğünüz gibi. Sonuncuya gelince de şöyle bu şekilde bir ilmek şeklinde alarak, evet, bütün ilmeklerimizi gene tığımıza dizdik. Birinci sırada olduğu gibi. Şimdi bunları yine aynı şekilde çıkaracağız hanımlar. Biliyorsunuz çıkarmalarda ilk önce bir tane olarak çıkarıyoruz. Daha sonra 2-2 çıkarıyoruz. 2-2. İlk olarak bir tane olarak çıkaracağız. Bakın. Şöyle 2-2 oldukça yavaş bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Güzel bir model. Basit. Gördüğünüz gibi sadece bunları yapıyorsunuz. Herhangi başka bir işlem görmüyor. Bakın. Çıkarması da çok eğlenceli. Şu şekilde 2-2 sona kadar çıkarıyoruz hanımlar. Şöyle dediğim gibi kalın olduğu için bazen böyle ilmek kalabiliyor. Ama kalın olması bir yönden iyi, çok yumuşak olur yani modeliniz. Örmek kullanmak da istediğiniz model yani. Atkı diyelim mesela, vesaire atkı dedik. Yani yumuşacık bir atkı olabilir. Belki ona takım olarak bere yapabilirsiniz. Evet, sonda ikisini birden alıyorum gene aynı şekilde. Bakın. Tamamen bunun üzerine ilerliyor model. Daha sonra gene aynı şekilde bakın. İlk ilmeği almıyorum. İkinciye batarak ilmek çıkarıyorum tığıma. Bakın. İlmekleri tığımda biriktiriyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Tığımıza ilmekleri biriktiriyoruz. Daha sonra 2-2 çıkarıyoruz.
O kadar basit bir model, yani kolay, öyle söyleyeyim. Yani güzel bir şekilde gevşek yaptığınız sürece, çok gergin olmadığı sürece ilmekleriniz rahatlıkla bu modeli yapabilirsiniz. Şu an ipi bayağı bir krem sargılıymış. Çünkü diğer daha renklere geçemedi hiç. Hep kremde kaldı. Umarım diğer renklerinde bu modelde işlenişini göreceğiz. Evet, bakın. Bu şekilde devam ediyoruz sona kadar hanımlar. Evet, şimdi ise buradaki işlemimiz gene aynı şekilde. Bakın, tığımızdan önce bir tane, daha sonra iki tane olarak bütün ilmekleri çıkarıyorum. Söylediğim gibi model sadece bu iki sıra üzerinden oluşuyor. Bir ilmeklerimizi alıyoruz şuralardan. Daha sonra da 2-2, başta bir, daha sonra 2-2 olmak üzere bütün ilmeklerimizi tığımızdan çıkarıyoruz hanımlar. Oldukça sakin, yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Evet, bakın. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Ben model göstereceğim için, yani bu kadar az bir zincir üzerinde denedim. Yani siz yaparken yapmak istediğiniz neyde kullanmak istiyorsanız vesaire, ona göre zincirlerinizi çekmelisiniz hanımlar. Benimkisi model uygulama olacağı için yani bu kadar yeterli olur diye düşündüm ben. Evet, bakın sonda yine İkisini aynı anda alıyorum. Son kez, bir kez de buradan gösterelim. Burada da işte birinci ilmeği atlayarak, bakın, ikinciye, ilk olarak ikinciden başlıyorum. İlmeklerimi şu şekilde, bakın, tığımızda biriktiriyoruz. Daha sonra da ilk olarak bir, daha sonra iki, iki olmak üzere çıkıyoruz. Bu şekilde hanımlar modelimiz. Ben şimdi modelimi biraz daha ilerleteceğim. Size o şekilde göstereceğim. İnşallah diğer renk geçişlerini de modelimi ilerletirken denk gelebilirim. Şu an kremden başka renge denk gelemedik. Renkli bir ip olduğu için yani. Şimdi ben biraz ilerleteyim. Tekrar görüşelim. Evet hanımlar, Tunus tığı ile yaptığım modelimin, evet, ilerlettiğim hali bakın bu şekilde. Allah'tan renk geçişlerini de gelebildik ve gösterebildim onları da. Şöyle arka tarafı bu şekilde, yani arka tarafına çok takılmamak lazım. Kullanılabilir mi bu şekilde de zannetmiyorum, hoş durmaz yani, ama bu şekilde gayet güzel. Bakın böyle renk renk, sıra sıra atkı olduğunu düşünürsek, şöyle hani renk renk olacak, sıra sıra olacak, çok güzel bir atkı olabilir. Ya da ne bileyim, bunu bere de yapabilirsiniz, misal, yani örnek veriyorum. Siz daha farklı renklerde, daha farklı şekillerde de kullanabilirsiniz, yani tercih sizin. O yüzden şimdi modelimi eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmalısınız. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.